Herkese selamlar. Bugün Ubud'a geldim. Motoru bıraktım ve size bu park yerini göstermek istedim. Baksanıza her yerde motorlar var. Hiç bu kadar motor bir arada gördünüz mü? Burası tam Ubud'un ortasında, merkezinde bir park alanı yeni yapıldı. Size çok önemli bilgiler de vereceğim. Bakın şöyle göstereyim size. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama görüntüde biraz değişiklik olabilir. Artık telefonla videolarımı çekmeye başladım. Bu ilk videom telefonla çektiğim. Daha önce bütün videolarımı GoPro ile çektim. İşte zamanda GoPro 7 vardı, 8 vardı, 9 vardı, 10 vardı, 11 vardı, 12 vardı. Artık telefonla deneyeceğim. Tabii biraz tuhafıma gidiyor çünkü telefonla çekim, yani lense bakmak biraz daha farklı. GoPro'daki gibi ortada değil. Ama alışacağız. Bence görüntüde hiçbir problem olmaz. Hatta daha kaliteli olur. iPhone'lar böyle karanlık ortamlarda bile çok net çekimleri var. GoPro'da bazen bu mikrofon girişinde sıkıntı oldu. Ben de karar verdim. Zaten düşünüyordum telefonla çekmeyi. Bu arada kullandığım ve çektiğim telefon 15 Pro Max. Yani 15 Pro Max ile de çekilir. Yani hiçbir problem değil. Hatta bırak 15 Pro Max'i, 13 Pro Max varsa onunla bile çekersiniz. Eğer siz de eğer düşünüyorsanız, sadece bilgi amaçlı size söylüyorum. Şu anda Ubud'un tam merkezi yerindeyiz. Motoru şu aşağı bıraktık. Size tavsiyem, eğer gelirseniz buralarda müsait olduğu halde böyle yol kenarlarına motorunuzu bırakmayın. Çünkü geldiğinizde ceza yiyebilirsiniz. Mesela bir şey olmaz diyorsun, bırakıyorsun buraya. Sonra geldiğinde polis size ceza yazabilir. Bilginiz olsun. Sizlere önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. O da birçok kez burada ben Türklerle buluştuğumda, görüştüğümde, yazıştığımda duyduğum şeyleri size aktarıyorum. Şimdi buraya gelen Türkler şey düşünüyor. Bizim ehliyetlerimiz burada geçerli. Hayır, bizim ehliyetler burada geçerli değil. Bak bunu söylüyorum size. Peki siz gittiniz bir yerden motor kiralamak istediniz. Size verirler mi? Evet verirler. Arabada kiralarsın, motorda kiralarsın. Yani sana verirler, sorun yok. Ancak bu demek değil ki senin ehliyetin burada geçerli. Tayland'da öyle. Tayland'da da bizim Türk ehliyetler geçerli değil. Bali'de de değil. Alırsın, kiralarlar, kullanırsın. Ancak çevirmeye girersen ceza ödersin. Çevirmeye girmemek için kesinlikle ama kesinlikle İki kişiysenizde, tek kişiysen de kask olacak. Çünkü kask olmasa zaten seni %100 durdururlar. Bu bir. İkinci mesele, şunu söyleyebilirim açık ve net bir şekilde. Burada suistimal edilmiyor Tayland gibi. Tayland'da bunu bildiğin polisle ticaretini yapıyor artık. Yani turistlerin yoğun geçtiği yerde bekliyor sabahtan akşama kadar. Gelen geçiden para topluyor. Burada öyle bir şey yok. Ama denk gelirse durdurur, kontrol varsa, ama öyle aman turistleri şuraya yoğun, burada durduralım, para toplayalım bunlardan, öyle bir şey yok. Bak yani şimdi hiç kimse yalan konuşmasın. Ama denk gelirse ceza ödersiniz. Onun da bilgisini size vermiş olayım. Bakın burada polis arabaları böyle, bu renkte. Sizden de yorumlara bekliyorum. Görüntü iyi mi? Bu şekilde iPhone 15 Pro Max ile devam edelim mi? Yoksa GoPro'nun görüntüleri mi sizce daha iyi? Veya bir şey fark ettiniz mi görüntülerde? Bunları yoruma belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü benim için önemli. Ona göre devam edeceğiz. Ama telefonla çekmek daha kolayıma gidiyor. Buraya çektikten sonra hemen telefonda editleyip sizlere daha fazla video hazırlayabileceğim. Burada hediyelik eşyalar birçok yerde, dükkanlar var alabileceğiniz. Bunlar el yapımı çantalar. Ubud'da böyle aileler var. Bu el sanatlarını devam ettiriyorlar ve bu çantaları kendileri yapıyor. Sadece çanta değil. Bunların hepsini kendileri yapıyor. Ben birebir gittim, gördüm. Hatta yine o tarafa geçersem size de oraları göstereceğim.
Evet, ehliyet konusunda size bilgi verdim. Burada geçerli değil Türk ehliyetlerimiz. Bunu size söyledim. Ondan sonra vay efendim Serkan Gürer bize bu bilgileri vermedi. Serkan Gürer bize bunları anlatmadı. Böyle olmasın. Bakın söylüyorum size. Ubud'da son durum böyle. Gezmeye devam edeceğiz. Göstereceğim sizlere. Money changer'lar var böyle bu şekilde. Para her yerde bozdurabiliyorsunuz. Hiç problem değil. Ancak böyle küçük seyyar tarzında olan yerlerden bozdurmayın. Daha böyle kamerası olan içeride, bunlar devlete bağlı oluyor. Oralardan bozdurmanızı tavsiye ediyorum. Küçük seyyar olan yerlerde maalesef tırnakçılık olayı olabiliyor. Bu sebepten dolayı böyle gördüğünüz yerle her yerde para bozdurmayın. İçeride kamera varsa o zaman orada içeride rahatlıkla bozdurabilirsiniz. Doğru ve samimiyetle size söylemem gerekiyor ki Bali'de belediyecilik fazla gelişmemiş. Ama yavaş yavaş burada, işte bakın şu anda temizlik yapan işçiler var. Bunlar büyük ihtimal buradaki esnaflar tarafından karşılanıyor. Çünkü pek burada böyle bir hizmet fazla ben görmedim, duymadım. Yani burada belediyeler her yeri temizliyor, bakıyor. Öyle fazla bir şey yaygın değil. Burada hat satıyorlar. Çok yaygın değil. Bulamıyorsunuz her yerde. Bakın onu da söyleyeyim. Eğer sizin için internet çok önemliyse, hat alacaksanız havalimanından alın. 5 dolar fazla verin. Oradan alın. Neden şimdi 5 dolar fazla verelim, havalimanından alalım? Arkadaşım her yerde bulunmuyor. Tayland'a ben gittiğimde orada 7-Eleven'ler var. 7-Eleven'lerden hepsinden alabiliyorsunuz sim kart. Ancak burada öyle bir durum olmadığı için böyle denk gelirse, yani burayı da arayacağım da bulacağım da, ben şimdi burayı bilmiyordum mesela, tesadüfen denk geldi ama her yerde yok. O yüzden öyle kolaylıkla bulamazsınız, onu da söyleyeyim. Bir bilgi daha vereyim sizlere. Kendimi göstermeyeyim size, hem etrafı göstereyim hem de bilgi vermeye çalışayım. Havalimanında Bali'de kur düşük değil. Ben Türkiye'ye geldiğimde dolar 32 idi. Bana kaç dedi biliyor musunuz havalimanında? İster inanın ister inanmayın, 26'dan bozarım dedi. Bak, 26'dan bozarım dedi. Ben de güldüm, tamam dedim, gittim. Tabii ki bozdurmadım. Ama burada öyle bir şey yok. Bali'ye geldiğinizde havalimanında kur buradaki kurla aynı. Bilginiz olsun. Yani rahat rahat Bali'de havalimanında para bozabilirsiniz. Bali'de bu şekilde kendi markalarını yaratan, kendi markalarını üreten böyle dükkanlar var. Bu şekilde satışlarını yapıyorlar. Kendileri ürettiriyor. Artık Endonezya'nın işte Jakarta bölümünden tarafından mı yaptırıyor yoksa buradan bilmiyorum ama kendileri ürettiriyor. Böyle küçük dükkanlar açıp satışını gerçekleştiriyorlar. Bildiğiniz üzere veya bilmeyenler için ben Bali'de Singaraja bölgesinde yaşıyorum. Bugün Ubud'a geldim ve burada birkaç gün kalacağım. Hem bizim villaları kontrol ettim ve aynı zamanda da burada Türkiye'den gelen iki tane iş adamımız var. Onlarla görüşmeye sağlayacağız. Onlar şu anda tur yapıyor. Akşam saat 5'te gelecekler. Sonra kendileriyle görüşeceğiz. Ben de o sırada sizlere böyle bir Ubud videosu yapmak istedim. Ubud'un son hali ve sizlere. Hi. Thank you. Maybe later. Thank you very much. Çok tatlı değil mi bunlar?
Bahçem olsa şunlardan alırım ya. Çok güzel. Ben böyle şeylere bayılırım. Bir sürü Mısır'dan da var ya, bir şeyler aldım. Ama hepsi çantada, pakette. Şu hayalimdeki eve bir geçeyim. Ondan sonra hepsini çıkaracağım. Tüm dünyadan aldığım, topladığım şeyleri orada çok güzel bir şekilde kullanacağım. Şöyle bahçeli güzel bir ev istiyorum. Bakalım. Bu arada Ubud aynı zamanda yoganın merkezi. Eğer yoga ile ilgileniyorsanız, doğayla ilgileniyorsanız, bunlar sizin ilgi alanınıza giriyorsa o zaman Ubud tam da size göre. Doğası zaten eşi benzeri yok. Aynı zamanda birçok yoga merkezleri var. Hello, how are you? Good. Bir anda döndüm, ona da şaşırdı. Bakın şu elektrik kabloları hep böyle dışarıda. Tayland'da da öyle. Bakın nasıl dükkan. Bunları hepsi kendileri yapıyor biliyor musunuz? Bak ciddi söylüyorum. Hepsini kendileri yapıyor. İnanılmaz güzel parçalar bulabilirsiniz burada. Şöyle girsek mi? Şu anda Ubud'da buralar arka sokakları geziyoruz. Böyle pazar alanı gibi. Thank you. Burası da mı masajmış? Ben şey zannettim, ev zannettim. Masaj mı? Fiyatlar yazıyor burada. 1 saat 80. Yani 160 TL. 1 saat masaj yaptırabiliyorsun. İyi ya fiyat, sen nerede abi 160 TL 1 saat masaj? Nerede yaptırabilirsin? Şunların güzelliğine bak. Şu el yapımı dediğim şunlar bak. Şu çantalar. Body scrub. Burada yağ ve kremler satılıyor. Çok da güzel kokuyor. Mesela şu anda GoPro ile çekim yapsaydım buralar karanlık çıkıyor. Çünkü bak güneş olmadığı zaman inanılmaz karanlık çıkıyor ama iPhone 15 Pro Max'te böyle bir sorun yok. Bence görüntüler çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Ben de merak ediyorum. Bakalım. Çok fazla Kore'den ve Japonya'dan da turiste buraya geliyor. Bak ürünlere bak.
Beni eskiden izleyenler bilir, videolarım uzun olur. Fazla da sizlere kesip böyle yarı buçuk videolar yapmak istemiyorum. Aynı ben de geziyormuş, benimle beraber geziyormuş gibi burayı beraber görmek, tanımak. Daha bundan bir sene önce bak videolarımda söyledim ya burada dondurmacı bile yok, dondurmacı bak yavaş yavaş açılmaya başladı ve güzel de iş yapıyor. Bir tane de merkezde gördüm. Yoktu ya, daha böyle yeni yeni oturuyor. Bir de o pandemi döneminde birçok yer kapandı, şey oldu ama yavaş yavaş tekrar oturuyor her sistem. Türkiye'de biliyorsunuz şu anda yeni geldim ve oradaki fiyatlara hakimim. Bakın size şimdi burada fiyatları göstermek istiyorum. Bak 34 rupi yani 60 TL. Bak 90 TL. 90 lira, 80 lira. 80 lira. Görüyor musunuz fiyatları? Yani buna hala pahalı diyorsanız bak bu da balık, ondan sonra karidesler, işte yeşillikler her şey var. Fiyatları görüyorsunuz. Bak 30 yani 2 ile çarp tamam mı? 60 TL. Bak 80 TL. Böyle. Yani 150 lira pahalında bir şey yok. Görüyor musun? Hepsi böyle 60, 70, 80, 90. Pazarın kurulu olduğu sokaktan çıktım, ana yola geldim. Bakın böyle işlek caddede eğer burada bir dükkan kiralarsanız yıllık yaklaşık 8.000 dolarla 12.000 dolar arası değişir. Ama yoğun bir yerden bahsediyorum. Yani böyle sürekli turistlerin akın akın geçtiği yerlerden bahsediyorum. Zaten Ubud'da 3 önemli nokta var. Hatta 4 önemli nokta. Burası merkez. Şu sol tarafa arka tarafımdan bu sokak ve o sokağın devamında da yine 2 tane çok yoğun sokak var. Ve oralarda dediğim üzere Ubud için söylüyorum. Yani şimdi bu Canggu'da nasıl veya diğer bölgelerde nasıl bilmiyorum ama Ubud. Çünkü hem Hataylılar dükkan tuttuğu için ben de orada beraber fikir alışverişi yaptık, gördüm, duydum. Onun dışında başka birine daha dükkan baktık. Oradan biliyorum. O yüzden şu anda buranın piyasası yaklaşık 8.000 ile 12.000 dolar arası yıllık. Ve burada her zaman yıllık alırlar. Evde kiralarsan, dükkanda kiralarsan yıllık isterler. Kimisi yıllık vermiyor, 2 yıllık istiyor. Kimisi 3 yıllık istiyor. Kimisi diyor ki benim için fark etmez, yıllık ver. Yani o sizin anlaşmanıza bağlı, kişiye bağlı. Burası tam merkezi yer. Şunlara basmamaya gayret edin. Çünkü burada dua yapıyorlar. Burada da tam ortasında Ubud'un böyle güzel bir tapınak yapmışlar. Burada her sabah thank you. Her sabah orada dualarını yapıyorlar. Biz Bali'ye geleceğiz ama orada ne yeriz, ne içeriz? Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Çünkü o kadar ya tüm bak dünya mutfağı burada. Dünya mutfağı. Türk restoranı da var, İtalyan restoranı da var, hamburger de var, pizza da var. Efendim yani her şey var. O yüzden hiç öyle bir şey düşünmeyin. Yani her yerde sadece lokal yemekler değil. Bildiğiniz Avrupa'nın bütün mutfakları
Ve Türk mutfağı da burada çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Mesela böyle bak motorları böyle yol kenarına bırakmışlar ama ceza yiyebilirler. Siz yapmayın. Hayır. Thank you. Thank you very much. Onlar da taksiyle sizi gezdirmek için teklifte bulunuyorlar. Thank you. Buralarda oturacağınız restoranlarda birçoğunda alkollü içecekler de oluyor. Bira veya diğer içecekler de bulabiliyorsunuz. Starbucks'ı görüyorsun değil mi? Tam böyle Ubud'un böyle tam merkezi ortasına kondurmuş binayı. Eğer bir yerde, bu sadece Bali için demiyorum, dünyanın her yerinde, eğer bir yerde Starbucks varsa, McDonald's varsa, oranın etraflarında hiç gözü kapalı dükkan tut. Çünkü bunlar 10 yıllık, 20 yıllık araştırma ve operasyon sonucu şey yapıyorlar, yani planları var. Öyle düşünün. Onlar boş yere bir yer açmazlar. Burada karşıya geçtiğiniz zaman şöyle el işareti yaparak geçebilirsiniz. Beklemeyin. Yol verme kültürü burada fazla yok. Burada akşamları dans gösterileri yapılıyor. Yaklaşık 8 dolar, 9 dolar ödeme yapıyorsunuz. Buradan bilet alabilirsiniz. No, 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 I show this. Şurada eğer burada tapınağa girmek isterseniz şunlardan alıp eğer uzun yani benim gibi bak mesela böyle short olduğu zaman olmuyor. Bunlardan böyle sarıyorsunuz sonra içeri girebiliyorsunuz. Bu restoran yeni açıldı. 2 ay falan. Bak burada da fiyatları göstereyim sizlere. Burası biraz daha pahalı, daha lüks bir mekan. İşte 140 TL, 200 TL, 180 TL, 190 lira. Bak görüyor musunuz? Böyle fiyatlar. Ve lüks bir yer olduğu halde yani fiyatlar abartılı değil. Bak 200 lira. 230 TL, 150 lira, böyle değişiyor. Hi, this restaurant is owner from Indonesia. Nice, very nice. Burayı Endonezyalı mı işletiyor dedim, evet dedi. Şu takılar var ya. Bir tane adam nereliydi ya? Avustralyalı mı ne? Burada açıyor. Daha sonra 14 tane şube açıyor şeyde Bali'de. 14 tane hep aynı böyle takılar. Burayı işleten Endonezyalı değil. Daha önce sormuştum.
Ya bir de size şimdi şey söyleyeceğim. Ya birilerini abi sağdan soldan geliyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim sizlere. Yanlış anlamayın. Bak birilerini kötülemek amaçlı da değil. Ama görüyorum böyle videolarda. Yok efendim işte 2 dolara motor kiraladım bir şey. Ya öyle bir şey yok abi ya. Nereden baksan yine 5, 6 dolar, 7 dolar para istiyorlar. Onu size söyleyeyim. O bunlar daha pahalı. Şu küçük scooter'ları söylüyorum bak. Hayır. How much is one scooter like this for rent? No, small one like this. 80,000. Bak şu büyüklere 10 dolar söylüyor. Bunlar da 6 dolara denk geliyor. Ama böyle 3 dolara, 2 dolara motor kiraladım. Ya bu doğru değil ya. Gerçekten doğru değil. Ya belki bir tanesi bir yerde kiralanmıştır. Ama bu demek değil ki her yerde Bali'ye geldiğinizde 2-3 dolara motor bulabilirsiniz kiralık. Öyle bir şey yok. Yani en kötü yine 5-6 dolar, 7 dolar verirsiniz. Küçük, en küçükleri şunlardan. Büyükler de 10, 15, 20 dolara çıkıyor. Büyük motorlar. Ve şunu da size söylemek istiyorum. Çok gıcık kaptığım bir konu. İşte beach bar gösteriyorlar, tamam mı? Ya buraya işte giriş ücretsiz. İşte burada her şey ücretsiz. Akşama kadar eğlenebilirsiniz falan. Ya arkadaşım giriş ücretsiz de içerideki fiyatları niye söylemiyorsun? Yani senin orada en kötü bir kişi 15-20 dolar para harcıyor. En kötü ihtimal. Ve bu beach club'ların içerisinde o şezlonglara falan yatmak bir günlüğü 50 dolar, 70 dolara kiralıyorlar. Yani ha içeri girmek sebebi. Tamam içeri girmek ücretsiz de içeride bir şey yiyeceğim, içmeyeceğim mi? O zaman niye gidiyorsunuz o zaman oraya? Yani en kötü bakın beach club'lara gittiğinizde en kötü ihtimal 15-20 dolar para harcarsınız. Kişi başı. Onu da size söyleyeyim. Yani öyle ücretsiz falan değil. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim abi? Ve Bali'de acayip şeyler olmaya başladı. Bir kişiyle tanıştım. Bunlar Endonezyalı. Kripto parayla ev satıyorlar. Evet, bildiğiniz kripto parayla ev satıyorlar. Yani bütün ödemeyi kripto yapabiliyorsun. Böyle şeyler çıktı. Bir tane de Denpazar'da bir dükkan gördüm. Orada da kripto alım satım değil de böyle tablo gibi bir şeyler var. Onu bilenler biliyor. Ben hatta orada bu ne diye bilmediğimde bana birçok kişi yazmıştı. Orada mesela öyle şeyler de alınabiliyor. Böyle gelişiyor. Burada kripto olayları da biraz Bali'de gelişiyor. Burada yasak değil. Öyle bir yasa yok. Yani burada şu yasak, bu yasak, bunu yapamazsın. Öyle bir şey yok. Onu da size söyleyeyim. Bu arada Bali'de yağmur sezonu bitti ve Tayland'da başladı. Şu anda Tayland'da yağmur sezonu ve Bali'de yağmur sezonu bitti. Bu ta Ekim sonuna kadar böyle devam eder. Bu demek değil ki burada şu anda hiç yağmur yağmayacak. Tabi ara ara kısa da olsa yağmur olabilir. Ama yağmur sezonu bitti. Ekim sonuna kadar bilginiz olsun. Eğer buraya gelip motorla gezecekseniz, bakın bunu not alın lütfen. Bu çok işinize yarayacak, çok. Bali'de iki nokta var ki gittiğinizde harbiden tişörtle ve şortla giderseniz donarsınız. Bir, Kintamani bölgesine eğer giderseniz o yanardağ var ya, 3000 metre, oraya rakım yüksek olduğu için oralar serin, soğuk ve 12 ay yağmur alabiliyor. Yani şu anda yağmur sezonu olmasa bile oralar gün içerisinde 1-2 saat yağmur aniden başlayabiliyor. 12 ay. O yüzden oralara eğer gidecekseniz bir yağmurluk kesinlikle yanınızda olacak ve uzun bir şey alın yanınıza ki yukarısı soğuk oluyor. Bildiğiniz üşürsünüz, donarsınız ya o derece. Akşam orada yorganla yatarsınız. Öyle söyleyeyim size. Ben ilk gittiğimde biraz kızdım şey dedim ya otel tuttum otelin içerisinde klima yoktu. Ya dedim şunlara bak klima adamlar bile koymamış. Ne yapacağız akşam falan. Gündüz sıcaktı. Sonra akşam bir oldu bildiğin soğuk. Yorgana sarıldım yattım yani o derece. Ve ikinci noktayı da söylüyorum size. Handara kapısı. Zaten bu iki bölgeye
Tüm turistler geldiği zaman gidiyor. Handara kapısına da eğer motorla giderseniz yanınızda uzun bir şeyler alın. Üşürsünüz, yukarısı soğuk oluyor. Artı yağmur da olabiliyor. Yağmurlu olması gerekiyor. Ha buralarda gezerseniz veya Denpasar burada olmaz. Ne soğuk olur ne de yağmur olur. Ama o bölgelerde sürekli aniden yağmur olabiliyor ve soğuk, serin. Tabii ki çok soğuk değil, serin ama motorla da gittiğin zaman bildiğin üşüyorsun. Burada da masaj yaptırabileceğiniz yerler. Birçok böyle restoran, kafeler mevcut. İstediğiniz mutfakta gidip lezzetli yemekler yiyebilirsiniz uyguna. Tabii çok pahalı yerler de var. Ben bir defa bir restoranta gittim. Steakhouse. Yani ister inanın ister inanmayın 90 dolar para verdim. Bali'de, Ubud'da. Yani böyle yer de var. Ama etler çok özel. Adam geliyor işte sergi yapıyor, şov yapıyor, ne bileyim ne yapıyor. Ama var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle yerlerde var. Ya düşün 90 dolara yemek yedik. İki kişi et yedik yani. Belki hadi 200-300 gram et olsun. Ama gidip burada 3 dolara, 4 dolara, 5 dolara, 2 dolara inanılmaz lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Harika yemekler yiyebilirsiniz. E fiyatları zaten gösterdim. Böyle normal standart bir yere giderseniz yani ödeyeceğiniz rakam belli. 80 lira, 100 lira, 120 lira kişi başı çok rahat bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Biraz telefonla çekime alıştım gibi bakalım. Eğer görüntüler de iyiyse siz de beğenirseniz tabii sizin de beğenmeniz çok önemli ama gerçekten iPhone 15 Pro Max'in kamerası çok çok iyi. Yani GoPro'dan alt değil hatta üstü diyebilirim. Ve birçok yerde karanlık da çıkmıyor. Böyle de bir avantajı var. GoPro'da eksikler de var. Şimdi kötülemek istemiyorum GoPro'yu çünkü ben bu zamana kadar bütün videolarımı GoPro ile çektim. Sadece işte mikrofon giriş o soket aldığı yerde orada biraz sıkıntı çıkıyor. İşte bazı farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Zaten iPhone 16 çıkacak yakında Eylül'de. 16 Pro Max de hemen alırım. Yani hep böyle yenileyerek ben zaten geliyorum. Çünkü ben bir işi yapıyorsam en kaliteli neyse ne varsa piyasada onunla çalışmayı, onu almayı gayret gösteriyorum ki sizlere kaliteli videolar yapalım. Tekrardan motoru bıraktığım yere geldim. Hemen şu aşağı ince soldan motorumuz orada. Bu video buraya kadar olsun. Sizlere Bali'yi, Ubud'u son halini göstermek istedim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Bu desteği sizden bekliyorum. Beğeni, yorum, paylaşım en büyük destek. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bunu yaparsanız YouTube daha fazla kişilere öneriyor. Bu da tabii çok önemli. Kendinize iyi bakın. Size bol bol çok güzel videolar hazırlamaya devam edeceğim. Hepinize Bali Adası'ndan saygılar, sevgiler. Yıllar beni yollara koydu ben tamamladım durdum gel yok yok bize hiç engel yol arkadaşım ol sanki zaten böyle güzel her şey.